Alfa erkeği değiliz tabii ki de. Yani hiç alfa erkekliği gibi bir durum yok. Burada alfa erkeği dediğin işte daire başkanı var, genel müdür var, müdürlerimiz var, baş müdür şeklinde. Bunların hepsi bizim aslında alfa karakterlerimiz. Onun dışında biz hepimiz beta olarak geçiyoruz. Yani aslında bir beta için de en uygun ortam burası. Kavga seviyoruz. Grup çalışmasına hiç uygun değiliz. Öyle bir durum için bence çok uygun bir yer. Çok. Yani burası gerçekten bir beta için ideal bir ortam. Gelsinler burada çalışsınlar. Kaşe basmak. Yani benim hayatta en sevdiğim şey gerçekten çok muazzam bir şey. Yani şuna bakar mısınız? Bu çok minik ve güzel bir şey. Ve basıyorsunuz isminiz yazıyor. Bütün her şey bunun içinde gizli. Bunların hepsi aslında bana haz veren bir şey. Okuyorum, kendimi geliştiriyorum. Yeni kaşeler çıktı mesela. Böyle tıkırt kaşe açıyorsun. Tık insanlara basıyorum işte oralarına, kağıtlarına. Arkadaşıma gidiyorum mesela basıyorum. O, o geliyor basıyor. İsmimiz yazdığı için kaşenin üstünde kimin, kime bastığı anlaşılıyor. Bir hayalim var. Kaşe film projem var. İsmi hangi kaşe olabilir ya da herkesin kaşesi kendine gibi bir isim olabilir. Biraz siyasi içerikli bir film. Cavit Çağlar, İstemiyan Talay, Nabukat Nazar, Yıldırım Akbulut, İmren Aykut, Recai Kutan bir bozkır düşünün. Bozkır'da bunların hepsinin kaşeleri var ve biraz sanat filmi gibi, Nuri Bilge filmi gibi bozkır olabilir. Kaşeleri olacak ve Balmumu heykelleri biraz deneysel bir film. İsteyen Balmumu heykellerine basacak kaşeleri. Bu biraz işte sistemin oy vermekle alakalı, biraz demokrasi eleştirisi. Burada arkadaşlık ilişkileri çok yok. Burada genelde iş ilişkisi var. İlişki mi? İlişki kelimesini kullanmıyoruz daha çok. Ama şey var, İnsanlar burada meyve sebze övmeyi seviyorlar. O geliyor muz diyor. O geliyor enginar diyor. O karnabahar diyor. Ve herkesin bir sebzesi var, bir meyvesi var. Yani bütün memurlar tek yönlü gelişme üzerine bir şeyler yapıyorlar. Hep bir tarafımızı geliştirelim de başka bir tarafımıza bir şey olmasın derdindeler. Mesela kimisinin kolları iyi çalışıyor, kimisinin bacakları iyi, kimisinin böbrekleri iyi çalışıyor. Bütün mesai boyunca tuvaletten çıkmayan adamlar görüyorum. Ben bu konuda hani daha böyle yeni başlayan memur tarzı hani suyuma limon katayım, tarçın koyayım, ne bileyim şeker kullanmayayım. Yani öyle daha sağlıklı bir hayat olduğunu. Ama yok öyle bir şey hiç. Sağlıklı bir yaşamdaymışım gibi tahmin etmiyorum yani. Sağlıklı değilim. Gibi duruyorum belki ama değilim. Hiç sağlıkla benim pek bir alakam yok ki ya. Yani doktora gitmem, hastalıkla ilgili çok hasta da olmam, ilaç kullanmıyorum zaten. Çok bir de çok insanlarla ilişki kurmayı sevmiyorum. Burada yeni moda oldu. Yeğen övüyorlar. Geliyor bana. Yeğenim çok güzel değil mi? İyi ne güzel. Bak bak bu çocuk ne güzel yürüyor. İyi bak koşuyor. Uyuyor. Ne kadar tatlı değil mi? Bakıyorum. Normal çocuk işte. <laughs> yeğenime bakar mısın? Ne güzel muz yiyor. Ne güzel yemek yiyor. <laughs> bir de hani artık övülecek çocuk kalmadı ya. Sağma solma bakıyorum çevremde. Hiç iyi bir şey yaptıklarını görmedim. Övülecek tarafları mı var? Muhammed Ege, İdris Aras, sana diyorum gelir misin buraya? Muhammed Ege oraya... Bu iş bak İdris Araslarla, Muhammed Egelerle Mira diye çocuk ismi var ya Mira. Mira nedir ya? Mira'yı biz inşaatlarda kullanıyoruz ya. Çubuk, Jalo'nun bir diğeri. Uzuyor, Mira o. Kızın ismine niye Mira koyuyorsun? Sen hasta mısın sen? Sen bu kadar cahil bir adam mısın yani? Bir tane yeğen var, onu mu öveyim? Ben övmüyorum ya. Hatta mümkünse yarıyorum. Ne kadar şımarık, insan olma bilinci yerinde değil. Gömert, erdemli, merhametli bir çocuk değil yani bu nasıl bu bilinçli değil çok bencil bir çocuk gerçek çocuk budur bu ayıp bir şey ya kimse bizi zamanında övmedi bizim fotoğrafımız bile yok ya ben hatırlıyorum fotoğraf hiç hatırlayamıyorum yani hiçbir şey hatırlayamıyorum hiç fotoğrafım yok küçüklükle ilgili o yüzden kimse de benden bir küçücük bir çocuğu övmemi beklemez şimdi çalışmak dışında bir arkadaşımızın arkadaşıyla ilgili zenginleşme hikayeleri anlatıyoruz birbirimize. İşte arkadaşımın arkadaşının 700 Bitcoin'i varmış. Şimdi satmış ve Salacak'ta bir yalı almış. Salacak'ta yalı yok. Hadi Kuzguncuk dese anlarım. Bir nebze vardır yani. Vakıflardan Çengelköy'de bir tane müstakil ev kiralamış da 1000 liraya onu 6000 liraya kiraya veriyormuş. Bir arkadaşın yeğeninin başka bir arkadaşı işte biri 2 sene önce küçük 3 metrekare bir dükkanda başlamış. 70 tane şubesi var Türkiye genelinde. Bunları dinliyoruz. Bunlarla işte sonra vadeliye yatırıyoruz. Bir vadeliye yatırma var. Bono deniyor. Repo, borsayla ilgili şeyler var. Ben genelde paramı harcıyorum. Güzel ayakkabı alıyorum. Bunları konuştuktan sonra eve gidip makarna haşlıyorum. Sonra bir film açıyorum. Onda da yatıyorum. Burası genel anlamda böyle. İşte girdiğiniz kapıdan hoş bir yer. Müdürleri var. Müdürleri var diye bir türkü mü vardı? En sevdiğim şeyden. E, Isparta yöresi. Bu ağacın müdürleri var. Gelip gelip giderleri var. Bilmiyorum öyle bir türkü olabilir ya. Olsa ya ben mesela neden türkü yazı Türkülerin hepsi yazıldı mı? Bütün türküleri yazdık gibi. Yeni bir türkü yazmak istesek nereye başvuruyoruz? TRT mi? Seviyoruz burada radyomuz var ve akşama kadar türkü dinliyoruz. Genelde öyle oluyor.